Merhaba arkadaşlar. Bugün final maçının birinci ayağındayız. Fenerbahçe Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında oynanacak. Bugün yayını biz banttan yayınlıyoruz. Canlı olarak veremiyoruz. TRT yayınladığı için telif hakkından dolayı. Biz de banttan yayınlayıp sonra YouTube'a yükleyeceğiz. Aynı heyecanla, aynı keyifte yine maçı canlı yayın keyfinde yayınlamayı hedefledik. Daha sonradan arşivleyip, daha sonradan camiamızın bu maçları tekrar ve tekrar izleyip bu coşkuyu yaşaması için buradayız şu anda. TRT Yıldız kanalında canlı yayınlanan maçımız. Daha sonradan Engelsiz Basket, WeChair Basketbol kanalından da izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz Akın. Evet, yüksek kalitede çekmek için kameramızı ayarladık. Bu da yeri de güzel federasyonun değil mi? Evet, farklı bir açıdan seyredeceğiz şu anda maçı. Federasyonun çekmiş olduğu, almış olduğu yerde bulunuyoruz. Bu açıdan farklı bir, aslında sahayı aynı şekilde göreceğiz ama farklı bir açıdan maçı çekmiş olacağız. Bu da bizim için bir deneyim, bir ilk olacak. Heyecanlıyız bu konuda. Evet, zoom da yapabiliyoruz rahatlıkla bu kamera olduğu için. Evet. Maç başlamak üzere. Her kim takıma başarılar diliyoruz. Her zamanki gibi söylediğimiz gibi iyi olan kazansın. Hak eden kazansın. Evet, sahada kimleri görüyoruz? Hemen ben ilk beşi sayıyorum. Fenerbahçe'de Yamaç, Ferit, Abidi, Hasan Sayari ve Kinem. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde Samet, Büşra, Selim, Özgür ve Murat. İlk beş ile her iki takım sahada görevde. Başarılar diliyoruz her iki takıma. Antep ilk sayısını attı maçın. Evet, adamı eksiltiyorlar. Büşra dışarıda kaldı. Evet, Özgür. Nasıl 5-0 oldu? Fenerbahçe'nin ilk sayısını Yamaç attı. 5-2 şu an durum. Birinci periyot. Özgür'den bir üçlük. Evet. İkinci sayısı Özgür'ün. Özgür iki tane üçlük ve ikilik atarak maça çok hızlı başladı. Şu anda skor 8-2. Özgür Kaplan kendi gücünü, kendi etkisini bu maçta gösterecek gibi. Karşısında Fenerbahçe dün çok yorgundu. 3 gün üst üste maç yaptı. Bu yorgunluk büyük ihtimalle maça çıkacak. Beklentim Gaziantep'in ilk çeyrekte üstünlüğünü göstermesi ama maçın nasıl ilerleyeceği şu anda soru işareti. Evet, Akın dediği gibi Fenerbahçe yorgun bir şekilde çıkıyor. Gaziantep avantaj olarak dinlenmiş geldi. Bakalım ya sahaya ne kadar yansıtacaklar bu handikap durumlarını. Her iki takım tabi Antep için bir avantaj, Fenerbahçe için bir handikap oldu. Zaten güçlü takımlar bu durumda burada belli oluyor. Belli olacak yani çünkü güçlü olmak bunu da gerektiriyor. Yorgun da olsan. Önemli maçları hakkını vermek ve iyi oynayıp oyunu bitirmek. Evet, Fenerbahçe şu durum bugün bu durumda, bakalım. Evet, Sayari topu kesti. Antep bir top kaybetti. Ferit
Kendi topunu mu aldı? Evet, kendi topunu aldı. Selim. Baştan bir üçlü başarılı. Evet, durum 6-8. Gaziantep bir basket önde. Evet, yine Sayarı yine topu aldı. Araya girdi. Yine hızlı hücum olacak. Hemen Antep savunmasına döndü. Abedi. İki top çaldı, bir sayı attı. Durumu 8-8 şu an beraberliği sağladı. Bir üçlük mü daha mı geliyor Özgür'den? Hem de bir yani sarı çizgiye üstünden attı diyebilirim. Müthiş bir üçlük oldu bu. Özgür bugün günü, evet, maçı güzel başladı. İlerleyen zamanlarda aynı performansı gösterecek mi bakacağız. Evet, hemen karşılığını Yamaç verdi diyebiliriz. Durum 10-11. Gaziantep bir sayı önde şu an. Faul aldı. Acadı sanırım Samet sayısını attı. 13-10 şu an Fenerbahçe 3 sayı geri. 5-32 hemen skorboard'a bakıyoruz. Hemen mola mı geldi? Şöyle yapalım. Dediğimiz gibi bugün banttan bir yayınımız oldu. TRT verdiği için. Belli zaman sonra bunu yükleyebiliriz. YouTube'a. Evet, kamerayla daha değişik. Daha net çekebiliyoruz. Akın. Maç nasıl gidiyor, izliyor musun? Şu ana baktığımda Özgür çok hızlı başladı maça. Ama Fenerbahçe karşılık vermeyebildi. Skorun 13-10 olması zaten her şeyi özetliyor. 13 sayının 11'ini Özgür attı. 3'te 3 üçlük attı. Bu çok etkiliydi. Antep'i ayakta tutabilmek açısından çok etkili bir skordu. Bu skorun devamı gelir diye umuyorum. Fenerbahçe baktığımda yorgunluk belli oluyor. Hasan Sayari burada ön plana çıktı. Son iki maçta Hasan Sayari o etkisi çok fazla olmamasına rağmen şimdi kendini göstermeye başladı. Bildiğimiz Fenerbahçe ve bildiğimiz Gaziantep savunması ve hücumlarını seyrediyoruz. 2-3 gündür Fenerbahçe'yi takip ettiğimde sakin oynadığı zaman çok etkili bir basketbol oynadığı ve çok iyi paslaşmalar yaptığını defalarca dile getirdim. Biraz daha sakin Fenerbahçe Gaziantep'i yenebilecek kapasite, yenebilecek güçte. Gaziantep'te Özgür'ün liderliğinde
buna direnme çabası gösterecek. Dediğim gibi ilk çeyrek Gaziantep'in, Fenerbahçe'nin yorgunluğundan dolayı Gaziantep'in üstünlüğüne bitecek diye tahmin ediyorum. Ama ikinci ve üçüncü çeyrekte bu işlerin değişeceği. Göreceğiz bunu hep birlikte. Maça baktığımda Ümit Bebe'nin oyuna girdiğini görüyorum. Ama Ümit Bebe özgür kaçırdı. Bir bant kopması teknik bir hata, hakem oyunu durdurdu. İlk beşlere baktığımda Fenerbahçe ilk beşinde değişiklik gösterdi. Ümit Bebe ve Murat Yazıcı girdi. Bu da presin biraz daha fazla olduğu anlamına gelir. Pres yaparak Gaziantep'i hızını kesmeye çalışacaklar. Ümit Bebe son birkaç maçtır görev almamıştı. Ama Selim boş boşuna atar. Çok rahat. Gaziantep'in bu savunmasında Ferit'in çok sayı bulacağını düşünüyorum. Ama kendi gitmek yerine ki evet. Evet. Güzel bir berkaçta içeri devrildi. Çünkü Gaziantep uzunlarını arkada bırakıyor. Ferit de üst bölgelerden iyi şut çekebilecek bir sporcu. Oradan çok rahatlıkla skor üretecektir. Gaziantep'in bu savunması Fenerbahçe'de Ferit'e yarayacak büyük ihtimal. Fenerbahçe'yi bence abi bunu seninle defalarca konuştuk. Fenerbahçe'ye yapılacak bir alan savunması doğru mu? Bu soruyu hep sen bana sordun, şimdi ben sana soruyorum. Bence doğru değil. Çünkü üç türleri var. O ya onu uzaklaştırmak zorunda ya da daha önden karşılamak zorunda. Fenerbahçe alan savunması yapmak bence yani tehlikeli diyebilirim. Yani rakibi zor bu durumda bırakacak oyuncuları var. Nasıl bir savunma Fenerbahçe'yi yıldırabilir? Senin tahminin nedir? Ben yine alan savunması diyorum ama biraz daha geniş, biraz daha baskılı. Evet, Selim girdi. Murat hücum savunma ribantını aldı. Uzun bir pas Ümit Bebe'ye. Kendi gitti. Evet, bir fake attı Ümit. Özgür hakemle konuştu. Hakkına teşekkür ediyoruz. Hemen skorlara bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Sayari 1 basket, Ümit Bebe 1, evet Yamaç 4 basketle katkıda bulunuyor takımına. Ferit 1 basket. Gaziantep'e baktığımızda Aslanoğlu 1 basket. Pardon, özür diliyorum. Samet 1 basket. Selim 1 ve Özgür 11 sayıyla şu an takımına sayı kazandırmış. Evet, birinci periyot. Yer sallanıyor. Şey, o da kameraya yansıyor. Yok, getirmedim. Planın birinci ayağında bugün bakalım kim galip gelecek. Selim
Selim'den güzel pas. Samet'e. Samet. Yamaç. Ümit Bebe'ye. Evet, Büşra'ya arabasına dediği için dışarıda saydılar. Başarısız diyelim. Selim. İsabetli bir pas olmadı bu. Antep için. Ferit'ten Abedi. Evet, Selim karşıladı onu. Uzun bir şut Abedi'den. Evet, yine aynı. Hücum bu sefer Özgür. Sayı yapacak mı? 17-14. 2 dakika 34 saniye. Birinci periyot. Baştan bir üçlük başarısız oldu. Hızlıca çıkıyor Antep sahasından Özgür'le. Özgür'e yardım geldi iki oyuncu. Samet, sanırım Murat. Özgür'den ikisinden bir oyun seyrettik. Durum 14-19. 5 sayı önde Gaziantep Gazişehir. Evet, Murat Özgür'e gelir mi? Selim. Murat'a rağmen Selim bunu sayı yapmayı bildi. Durum 14-21 fark 7. Gaziantep Belediyesi şu an 7 sayı önde. Hemen skorboard'a bakıyoruz. TRT'de. Evet, soruyorlar arkadaşlar. O yayın yok mu diye. Haklı olarak. Bizi desteklemek için bizden seyrediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlara desteklerinden dolayı. Bunu seyreden arkadaşlar beğeni ve yorum yaparsa çok seviniriz. Öyle yorumla ve beğeniyle keşfete düşebiliyoruz. Tabii ki seyretmek de önemli ama beğeni ve yorum daha ön planda YouTube'da. Evet, durum 14-21. 1 dakika 30 saniye var. Yamaç. Evet, İsmail sağda görüyoruz. Sayari. Zor ama bir atış yine.
isabetli olmadı. Tekrar Fenerbahçe aldı hücum ribantını. Ama şöyle bir baktı uzaktan. Evet, Selim hızlıca çıktı. Selim'den yine bir fast break, yine bir sayı Selim'den seyrettik. 17-23 Gaziantep Belediyesi 14-23. 9 sayı önde, maçı devam ediyor. Yamaç, Murtaza, evet yine bir fast break izliyoruz. Özgür tek başına ters turnike, ters bıraktı topu ve başarılı oldu. 14-25 fark 11'e çıktı. Gaziantep Belediyesi 11 sayı, maça devam ediyor. Evet, Gaziantep çok iyi hazırlanmış bu maça. Evet, sayarı son saniye, birinci periyot. Evet, birinci periyot bitti. Akın, bir şey söylemek ister misin? Vallahi öngördüğüm gibi Antep'in üstünlüğüne bitti birinci periyot. Bu da zaten çok net belli oluyordu Özgür'ün çıkışıyla. Özgür'ün ilk maçı hızlı başlamasıyla belli oluyordu. 15 sayıları zaten sayı yükünün yarısından fazlasını, hatta tamamının yakınını Özgür çekti. Fenerbahçe'de yorgunluk gözle görülür bir şekilde belli oluyor. Hasan Sayar'ın etkisi var. O ön planı çıktı ilk çeyrekte. Antep bu skoru taşıyabilecek gibi görüyor, gözüküyor. Şu anda baktığımda ilk yarında Antep üstünlüğüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Gaziantep takımı daha dinç, daha diri, daha inanmış ve daha dinlenmiş gözüküyor. Bu da zaten skora yansıyor. Şöyle düşünmek gerekiyor. Fenerbahçe takımı son 3 gündür üst üste zorlu Galatasaray maçlarından çıktı. 4. günde de sporcu arkadaşlara, takıma hak vermek gerekiyor yorgun olmalarını. Hoş görmek gerekiyor. Sahaya bakıyoruz. Sahada HDI Sigorta'nın maskotları var. Bu da renk katan bir durum. Uzun zamandır tekerlek sandalye basketbolunda böyle bir tane de şu kaçta var abi. Tekerlek sandalye basketbolunda böyle bir maskot görmemiştim ben. Bu da çok hoşuma gitti açıkçası. Camiamız için güzel. Bildiğiniz gibi HDI Sigorta Türkiye Tekerlek Sandalye Basketbol Süper Lig isim sponsoru. Umarım uzun yıllarda böyle devam eder. Bu maçı canlı yayınlamamızın sebebi TRT'nin de bu maçı canlı vermesi ve prosedürler gereği biz canlı veremiyoruz. Ama bize yayın izni verip banttan bile olsa yayın izni veren federasyon yetkililerine çok teşekkür ederim. Ve ayrıca ulaşım ve özel masraflar gider sponsorumuz WeChair Basket, Extra WeChair ve Şerefhan Demirhan'a tekrardan teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Engelsiz Basket'in bildiğiniz gibi ana sponsoru. Maça dönecek olursak, maç yeniden başladı. 16-25 skor. Gaziantep Atay'la başlamıştı. Selim Sayak şu anda foy kullanacak. Sanırım skoru 26'ya getirecek. Yani bunu atması lazım en azından beni yalancı çıkarmaması için, mahcup etmemesi için. Bence bu maçta Selim fark olacağını düşünüyorum Selim'le. Yani Selim ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bunu maçtan önce de birkaç arkadaşla konuştuk. Bu maçta yorgun olduğu için Fenerbahçe'nin Facebook olaylarının biraz fazla olabileceğini düşündük ve öyle de oldu şimdi ilk birinci periyotta. Özellikle Selim ön plana çıkacağını düşündük. Bakalım bundaki periyotlarda Gaziantep nasıl bir hücum sergileyecek. Sayari, evet yine Selim dedik. O topu alır mı? Aldı. Evet, kontra etti Selim. Arkadaşların gelmesini bekledi. Özgür'e hemen topu aktardı. Evet, yardım ediyor Selim. Özgür'le içine girer mi Özgür? Girdi, evet.
çok güzel fakat yüksek gelse gelmesi lazımdı. Murat'ın isabetsiz şutu Gaziantep'in hücumunu durdurdu. Şu an 6 saniye var hücuma. Özgür verir mi Selim'e? Çok iyi bir oyun oldu. Evet Selim, yine Selim, yine Selim. Maç. Evet yine Selim dedik. Evet. Selim bugün maçın yıldızı oldu. Birinci periyot ve ikinci periyodun başarında 12 sayı katkısıyla takımına müthiş bir destek verdi. Selim evet bir üçlük maçtan son evet kenarda Ümit Bebe, İbrahim Yavuz ve Ferit Gümüş'ü görüyoruz. İsmail Yamaç ve Hasan Sayar kenarda. Böyle bir değişime gitti Can hocamız. Bu arada Can hocayla Muharrem hocamıza geç de olsa başarılar diliyoruz. Çok zor bir maç onlar için de. Evet İsmail'i çağırıyor. Bir karışıklık oldu kenarda galiba. Evet İsmail içeride. Maç tekrar başlayacak. Hücuma. 24 saniye geri alındı. Tamam. Hemen başladı hocamız. Evet kontrolsüz top olarak beklediler ama tabii ki öyle bir şey yoktu. Özgür çok kızdı, sinirlendi. Arkadaşlarına evet Özgür'e kastı verdi. Atışları kullanıyor. Evet 2'de 1 gördük İsmail'den atışları. Kenardan başlayacak. Evet Kasti'de 2 atış ve kenardan top başlıyor. Evet maç devam ediyor. Gülmecan'a Abedi hemen ümit aldı. Seken topu. Evet top sekti mi? Hemen İsmail aldı. Son 2 saniye. Yine Ümit. Evet. Fenerbahçe ikinci hücum ribantını aldı. Durum 17-29. Fark 12. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önde. İkinci periyot 7-44. Evet kendi topuyla gitti. İbrahim bir faul yaptı. İbrahim Yavuz birinci faali.
İki kişi üstünde. Şimdi ABD üstünde. ABD kaldı. Samet hızlıca içeri girmeye çalışıyor. Özgür son 3 saniye kala. Üçü geliyor. Evet, isabet olmadı. Ümit ribantını aldı. Hızlıca çıkıyor mu? Fenerbahçe Ferit'le. Evet, biraz yavaş geliyor Fenerbahçe. Biraz hızlanması lazım. Oyuna ortak olması için. Ümit. Evet, isabetsiz oldu. Yine Selim mi diyoruz? Yine yakaladı topu. Atar mı? Evet, kaçırdı. Çok hızlı girdi. Evet, faul bekliyor. Selim faul bekliyor. Tabi buradan göremedik ne olduğunu. Hemen sormaya geldi Selim. Ferit ortadan bir şut, evet olmadı. İsabetsiz. Fenerbahçe yine topunu aldı. 24'ü yine aldı. 24 saniye. Evet, isabetler Fenerbahçe isabet konusunda sorun yaşıyor. Ya şöyle, evet, hepimizin bildiği gibi Taneli basketbolu performans sporu. Yorgun Fenerbahçe tabii topları da pota yetişemiyor diyelim. İsabetler çünkü bir air ball ya da bir çemberden dönmek değil, topların potaya yetişemediğini görüyorum ben. Bu da yorgunluğun bariz belirtileri diye söyleyebilirim. Ama Fenerbahçe ribantını alabiliyor. Almasını biliyor. Ve sayılar genelde üst taraftan gelmeye başladı gözlemlediğim kadarıyla. Bu da Ferit'in tekrar bir faul atışı. Gördüğünüz gibi potaya geçişi, potanın topu kendi potanın içine düştüğüne, çember içinden geçtiğini görüyoruz. Sayılara da baktığımda 15 sayı Özgür, 12 sayı Selim Sayak. Senin de dediğin gibi Fevzi abi, Selim Sayak'ın pas birekleri. Yetişemeyen topları, potaya yetişemeyen Fenerbahçe'nin aldığı ribantlarla fast break'te sayı bulan Antep'in oyununu görüyoruz şu anda. İlk yarının bitmesine 6 dakika var. 18-29 şu anda skor. Ferit'in topu içeriden girmedi. Murat Aslanoğlu savunmayı bugün çok yönlendirmeye çalışıyor. Benim bir gözüm hep orada. Savunmada takımını yerleştirmeye çalışıyor sürekli. Bu da zaten yorgun olan Fenerbahçe'yi daha da zorluyor. Can Fener kızdı İbrahim'e. Evet, yani almaması gereken bir foldü. Gerek yoktu. Yani presi sert yapacağım diye direkt foul'e gitti. Yani foul doğruydu zaten. Tekrar 24 oldu hücumu. O da var çünkü son 18 saniye kala yaptı o faul'ü. Selim alır mı topu? Evet, Selim bugün gerçekten takımın yıldızı. Bu yorumu dediğim gibi dışarıda yaptık. Öyle de oldu. Bakalım Fenerbahçe Selim'e nasıl bir önlem alacak? Daha doğrusu fast break'lere nasıl bir önlem alacak? Alması lazım. Evet, 20-31 fark 11 arkadaşlar. Gaziantep Belediyesi farkıyla devam ediyor maç. Ters ve Özgür'den müthiş bir sayı. İnanılmaz bir sayı seyrettik. Zor topu potaya göndermeye bildi çembere. Ve 20-33 fark 13. Sanırım Büşra aldı. Evet, basketbol. Yine oyuncu var. Yamaç ve Murat kenarda. İsmail ve İbrahim Yavuz. Oyundan sonra tabii ki, atıştan sonra galiba. Yok. Evet, aldı hocamız hemen. Top verilmemiş eline. Evet, durum 22-33.
4 dakika 57 saniye var. Maç ikinci yarının ikinci periyodun bitmesine. Evet. Ferit 3 sayı. Burcu'nun da 3 sayı yaptı. Evet. Bu sefer Fenerbahçe yüksek karşılamaya başladı. Samet hemen aldı. Hızlı çıktı Gaziantep. Kendi gitti topa çembere. Yine Selim attı mı? Oo! Müthiş. Selim'i tutamadılar. Fenerbahçe Selim'i tutamıyor şu an. Önüne geçemedi bir türlü. Şu an Selim 16 sayıyla takımına katkı sağlamış. İkinci periyodun dördüncü 21. saniye 4:21'de. Evet. Yine mi Selim? Evet, Selim yine aldı topu. Hemen Yamaç yetişti. 2-1 yakaladı. Çok rahat Samet pot altı. 23-37 fark 14. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 14 sayı önde. İkinci periyot 3:56'da süre. Yine Ferit ortadan. Samet aldı. Samet bantını hızla Murat'a. Murat'tan Özgür'e. Ölçlük denemesi. Evet, Murat aldı mı? Hayır, hemen Yamaç. Faul mü? Evet, faul verdi. Ya Murat'a ya da Özgür'e. Kim aldı şey mi? Murat aldı herhalde. Evet, mola geldi. Akın. Fark açılıyor mu? Yoksa... Vallahi fark açılıyor. Fenerbahçe önlem alamıyor. Muharrem Hoca'nın çok güzel bir hamlesini yakaladım biraz önce. Büşra ortadaydı. Ortadan çok güzel Fenerbahçe ataklar yapıyordu. Büşra'yı sol dibe alarak Selim'i ortaya çıkartarak Fesbire'yi daha da güçlendirmek istedi. Ve savunmayı biraz daha yukarı çıkardı biraz önce de senin dediğin gibi. Çok gömülü. Yani 3 arka savunması yapmak yerine, 3 arka uzun savunması yapmak yerine biraz daha savunmayı yukarı çıkartarak daha akıllıca topu yetişmeyen Fenerbahçe'yi daha da zorlamak istedi. Bu da zaten skora yansıdı. Gitgide fark açılıyor. 23-37 şu anda skor. 14 sayı bir fark var. İlk yarının bitmesine 3 dakika 25 saniye var. Fenerbahçe bu farkı eritebilecek mi diye düşünüyorum. Ama şu andaki sahadaki oyunu buna çok elverişli değil. Ama yorgun Fenerbahçe diyoruz. Hep aynı şeyi vurguluyorum ama yarın da yine yorgun bir Fenerbahçe olacak. Yani bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Galatasaray'la oynadıkları 3 gün üstü oynadıkları Galatasaray-Fenerbahçe maçından yorulan sporcular ve yorulan bir Fenerbahçe Gaziantep'in lehine oluyor. Evet. Bence TRT'nin bir de aldığı maçı ben yani şahsen kabul etmezdim. Çünkü bu benim için önemli bir maç. Bir senenin bir emeği var. Evet. Ben bir ara dinlenme teklif ederdim. Veya işte akşam oynanması gerek. Yani akşam talep ederdim. Ya olur veya olmaz, o ayrı bir konu. Zaten yayınımızı biz de yapıyoruz. Yayın konusunda sıkıntı yoktu. Ya ben şaşırdım yani. Önce maçın alınması. Maçın saati değişti, evet. Maçın saatinin değişmesi sebebi TRT'nin canlı yayın programına girmemizdi. Ya bunu kabul edilmesi tabii ki de kulüp başkanları, kulüp yetkilileri, federasyon yetkilileri bizden çok daha iyi bilecektir ama kişisel yorumum bence de bir gün ara verilmesiydi turnuvaya. Çünkü sonuçta yani bu sporu yapıyoruz. Biz de bu sporu yapıyorduk. Ben daha önce de bu sporu yapıyordum. Ne kadar performans gerektirdiğini biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Yani üst üste bir sporcuların bu kadar yorulması. Evet, bunu Avrupa'da çok gördük. Avrupa maçlarında günde 2 maçlar oynanıyor. Ama bu da Avrupa liglerinin hatta milli takımlar seviyesinde bir maç. Türkiye Süper Ligi'nin finalini görüyorsunuz. Finali izliyoruz. Türkiye Süper Ligi'nin finali dünyadaki bence ilk 3 ligler içerisine girer.
O yüzden yüksek performansla geçen bu final serisinde bir gün ara verilmesi mantıklıydı. Ama böyle uygun görmüşler. Takımlar da bunu böyle kabul etmiş. Biz sadece yorumlarımızı yapabiliriz. Teşekkür ediyoruz Akın. Güzel yorumların için. Samet istedi, aldı topu. Evet, kastı verebilir. Kastı tuttu, kolunu tuttu, buradan gördüm. Evet. Baskı değil de... Samet de kastı dedi ama hakem... Samet de kastı istedi. Burada bir tutma vardı. Samet o düzeltmek için bekledi. Faul çıkacağı zaten belliydi. Pozisyonda çok net bir faul çıkacağı belliydi. Evet, Sayari kaçıncı faulü bu? Bakıyoruz hemen. Birinci faulü. Şu an takım faulleri doldu. Her iki takım faulleri doldu. Bundan sonraki fauller sayı olarak değerlendirilecek. 2 dakika 16 saniye var. İkinci periyodun bitmesine. Fenerbahçe'nin biraz daha yedekleri çünkü hızlı yedekleri var. Bakıyorum Bencine, İsmail Ak, Murat Yazıcı, Ümit Bebe, Semih. Yedekleriyle biraz daha pres yapıp Antep'in hızını kesebilir. Yani ilk beşini dinlendirebilir aslında. Ama Can Hoca bunu daha henüz tercih etmedi. Basketbol gelir mi? Gelmedi. Ama ben şunu da diyorum. Tamam dinlenmediler ama artık üst düzey basketbol oynanıyor. Oyuncular daha kaliteli, daha dayanıklı. Bu yorgunluğun çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben gidiyorum. Akın. ...25-39... fark 14 devam ediyor. Gaziantep üstünlüğüyle. Evet, Büşra yine yerde. Yani bu düşüşler normal değil. Bana göre ben de araba konusunda biraz bilgiliyim. Ya araba ona uygun değil. Ya da başka bir sıkıntı var. Çünkü Büşra çok düşüyor. Evet, maç devam ediyor. 26-39, fark 13. Özgür sanırım üçlük atmayı deneyecek. Evet, tabii. Evet, hücum ribaundunu Murat aldı. Faul bekledi gibi şöyle bir baktı Murat. Fenerbahçe biraz sanki hızlandı gibi. ...26-39 devam ediyor maç. Son 1 dakika 20 saniye. Sayari ikinci. Mola mı geldi? Evet, yine Büşra. Yani bu düşüşlerden bir gün kötü bir şey olacak diye yani öyle bir tedirginlik var çünkü ters düşüş de olabiliyor. Bu maçlarda diyoruz bileler kırılıyor ve zedeleniyor. Allah korusun diyoruz. Özgür, Murat, Samet şöyle bir baktı. Faul. Evet, Kinem faulunu yaptı. 44 numarayla. Hemen scoreboard'a bakıyoruz. 1 dakika 2 saniye. 28-39, fark 11'e düşürdü Fenerbahçe. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 11 sayı, maça devam ediyor. Samet 2 atış. Fark 12'ye çıktı.
Evet, Samet'i dışarıda bıraktılar. Bakalım ucumları olumlu olacak mı Fenerbahçe'nin? Amaçtan panyalı bir atış. Evet, fark ona düştü. 30-40. Evet, Fenerbahçe aldı topu. Zor da olsa Sayar'ı verdi pası Feride. Feride. Farkı 8'e düşürdü Fenerbahçe. Evet, maç hızlandı gibi. Evet, Yamaç. Bir faul. Evet, kaçıncı Yamaç'ın faulü. Evet, birinci. 15 saniye var. İkinci periyodun bitmesine. Gazi Şahantep, Gazişehir üstünlüğü devam ediyor. İlk atış Özgür'den isabetli. 32-41. Evet, 2'deki yaptı Özgür. Hemen Özgür'ü tuttular. Yamaç'tan bir üçlük mü? Evet, Selim onu. Selim'in baskısıyla Yamaç rahat bir atış yapamadı. Son 2 saniye. Evet, Özgür'den uzun bir pas. Sayı gelmedi. Sayı vermedi hakemler. Evet, Antep üzgün. Skorboard'u gösteriyoruz. Fark 10. Özgür ve Selim şu an en çok sayı atan oyuncular. Fenerbahçe'de Yamaç ve Ferit en çok sayı atanlardan. Gaziantep Özgür 3 faulle devam ediyor. Evet, faullerde de birçok sorun yok. Şu an ikinci periyotta, pardon, birinci yarıda. TRT karşıda yayın yapıyor. Aşağıda her bir potan altında. Bir gün inşallah biz de böyle kameralarımızı pot altına yerleştirip kaliteli yayınlar yapabiliriz. Merhaba arkadaşlar. İkinci periyoda bir dakika var. Her iki takım kenara geldi. İkinci yarı ilk beşlerini hazırlıyorlar. Bakacağız kimler sahada inecek. Selim ve Özgür iki periyotta çok iyi başladı. Fenerbahçe sonuca kötü başladı. Dışarı bitiremedi. Kendini toparlamakta biraz zorlandı. Son ikinci periyodun son dakikalarında biraz toparladı. Hareketlendi. Bakalım ikinci yarı aynı.
performansla devam edecek mi? Antep farkı korumaya çalışıyor. Evet, Antep, Gaziantep, Gazişehir Belediyesi sahaya indi. Kimler var işte? Murat, Selim, yine Büşra, Samet ve Özgür. Şu an sahadalar. Fener, Sayarı, Abedi, Kinem, Yamaç, Ferit'le eşisiyle sahaya indi. Maç başlamak üzere, her takıma ikinci yarı başarılar diliyoruz. Hakem arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Allah kolaylık versin. Zor maçlar yönetiyorlar. İlk hücum Fenerbahçe'den ilk üçlük atış, evet. Kinem 3. hücum ribantını aldı sanırım bu maçta. Son 5 saniye. Ferit. Tekrar aldılar hücum ribantı. Fener 2. defa. Yamaç. Abedi yardıma geldi. Bakalım son 3 saniye. 2 saniye. Birebir verdi. Durum 32-42. Fark 10. Birinci ayağında bakalım hangi takım galip gelecek. Yarın da ikinci seri maç olacak. Özgür'den ilk üçlük ikinci yarının atışı isabetli değil. Hızlı bir uzun bir pas. Başarısız Selim aldı. Hemen Özgür Büşra yardıma geldi. Güzel bir pas Murat. Faul bekledi Murat. Sinirlendi hakeme. 2-2 hücum. Büşra yanında. Büşra'yı rahat geçti Ferit. Sayısını yaptı. 34-42 fark 8'e indi. Bugün Özgür topu getiriyor. Murat. Bu sefer başarılı bir atış, isabetli Murat'tan. Hemen sahasına dönüyor Antep. Bakalım savunmasına nasıl bir savunmayla karşılayacak Fenerbahçe'yi. Yine alanda Sayarı, Panyalı bir atış, başarılı. 36-44, 7-45 süre. Son 7 saniye. Özgür 5 saniye. Çok iyi. Kendi topuyla driplik yaptı. Pası Murat'a. Yamaç ikinci faulünü aldı. Sanırım. Evet, ikinci faulü. Takımın da birinci faulünü aldı. Murat iki atışla yerini aldı. Ama çözü de rakip sahaya geldi. Kendi topuna devam etti. Hasan Sayari
Ferit alır mı? İsabetsiz. Hemen Özgür topu aldı. Kendi topuyla. Hemen Ferit durdu. Karşısında Murat. Verecek arkadaşlar aldı pası. Evet, Samet çok iyi. Oo, Samet'i görmedi. Evet, Özgür. Zor pozisyonda isabetli şut atmayı bildi. 36-46 fark 10. İkinci dakika, 6:47 süre. Üçüncü periyot. Evet, hemen cevap geldi Yamaç'tan. Paniyeli bir atış. 38-46 üçüncü periyot. 6:13 süre. Samet çok rahat. Çok rahat bir pozisyondu. Yamaç bıraktı faul yapmamak için. Tek kol. Zorlama bir atışla Yamaç isabetli bir şut attı. Arkadaşlarına çok kızdı Özgür. Özgür'den bir şut, uzun bir şut. Panyalı olmadı. Hemen Ferit şöyle baktı uzağa. Pas verecek arkadaşını aradı. Vazgeçti kendi topuyla. Rakip sağa geldi. Sayari. Ortaya geldi. Ferit pardon. Yamaç. Ferit yardıma geldi. Sayari şöyle bir baktı potaya. İsabetsiz. Hemen uzun bir pas mı Selim'e? Selim. Hızlı. Turrike'yi isabetli bir atışla takımına iki sayı yazdırmayı bildi. Selim 40-48 fark 8. Selim çok büyük bir özgüvenle başladı. Başarılı oldu. Şu an en ilerinden Selim Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden. Özgür üçlük mü deneyecek? Evet, Büşra aldı topu. Hücum ribaundunu Murat. Evet, Sayari faul yaptı. Kaçıncı Sayari? İkinci faulü. Takımın da ikinci faulü. Şu an Gaziantep'in bir faulü bulunmuyor. Takım faulü olarak söylüyorum. 4:29 süre. 40-48 fark 6'ya indi. Evet, Gaziantep farkı kapanmasını istemiyor. Evet, orada çok güzel bir paslaşmayla ve sayı yapmasını bildi Gaziantep oyuncuları. Selim, Samet, Özgür üçlüsü. Harika bir oyunda. İki sayı yazdırdı. 42-50 fark 8. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. 44-50 fark 6. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 6 sayı farkla devam ediyor. Gaziantep büyük, çok güçlü, çok inançlı. Bunu da sahaya yansıtmayı biliyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Özgür üçlük mü deneyecek? Hayır, vazgeçti. Evet, anlaşamadılar. Samet ve Özgür anlaşamadılar. Hemen mola mı geldi? Oyuncu var. Kenarda kimleri görüyorum? Serdar, Baran. Evet, Selim. Selim aslında iyiydi. Havasındaydı. Dışarı aldı Muharrem hocamız. Tabii ki hocalarımızın takdiri bunlar. Biz yalnızca yorum yapabiliriz.
44-50 fark 6. Bir şey mi oldu? Yere bir şey düştü. Evet, su. Evet, bazı oyuncular unutuyor. Arka arkaya suyu. Antrenman alışkanlıkları bunlar. Normal. Bir şey olmaz. Bugün maç için Urfa'dan Serdar hocamız, Galova'dan Hamza arkadaşımız, Çanakkale'den Ali Yasin başkanımız burada. Ooo! Faul yaptı. Evet, Kilem'in dördüncü hücum rebantı. Top önüne düşüyor, ona rağmen alıyor. Çok iyi yani. Bence düşen bir topu almak gerçekten zor. Helal olsun. Galiba yüzüne çarptı top. Hemen Kinem'le başladı Fenerbahçe. Bir düşük mü? Oo. Evet, Yamaç'tan bir düşük geldi. Hemen molayı aldı. Kim aldı? Evet, Gaziantep molayı aldı. Fenerbahçe bu üçlükle moral kazandı diyebilirim. ...47-50 fark 3'e düştü. 3. periyot 3 dakika 11 saniye. Güzel bir maç. Gerçekten seyredeğer. Kalitesi yüksek. Ben çok rahat izleyemiyorum bu maçları kamera takip ettiğim için. Ama tabii fırsat, ilk fırsatta maçları izliyorum. Arkadaşlar, sizden ricam, her zaman söylüyorum, seyredenler, yani hemen hemen izlemeyi, bu maç ben şöyle tahmin ediyorum, 2000 izlenme alacak. Yani bunun 500 beğeni gelmesini bekliyoruz. Gerçekten çok zor değil beğeni, orada bir el işareti, buna basmanız yeterli. Buna ihtiyacımız var gerçekten. Biz genelde birçok arkadaşımız bize destek konusunda bize sohbet ediyor. Biz onları kesinlikle inanıyoruz ve hoşumuza gidiyor ama bize destek beklentimizin birinci, yani birinci beklentimiz yorum ve beğeni. Onunla da çok güçlü olabiliyoruz. Evet, maç başladı. Fark 3'e düştü. Yamaç 3. faulünü aldı. Akın, hoş geldin. Maçı seyredebildin mi? Maçın ikinci istasyonunu biraz izleyemedim. Aşağıdaydım. Sahanın içinde sahanın atmosferini geçmek istedim biraz. Ama Fenerbahçe'nin hızlı bir şekilde geri dönüşünü gördüm. Biraz daha eller ısınlar. Bilek sıcaklığı burada çok önemliydi zaten. Fenerbahçe atmaya başlayınca Antep'in yavaşladığında ne bir faul daha. Yani bu durumda Antep'e bir destek gerekiyor. Antep'te bir oyuncunda, hatta bir iki oyuncunda sayı etmesi gerekiyor.
Selim Sayan hızını... Lan Selim çıktı. Evet. Aslan iyiydi. Evet Aslan şöyle. Manikası Muharrem Hoca. Selim'in çıkarmasının sebebi skoru tutmak için hızlı takım, daha bir hızlı takım sahaya sürmesiydi. Skor avantajını bozmamak için. Ama bu durumda perspektif azaldı. Fenerbahçe'de sayı bulunca skor şu anda Samet'in şutuyla, Samet'in faul atışıyla 52-49'a geldi. Fenerbahçe büyük bir ivme kazandı. Burada Serdar'ın... Evet, Serdar'dan bahsedecektim zaten. Tam da üzerine sayısı geldi. Serdar'ın ön plana çıkmasını bekliyorum ben bu dakikalarda. Hızıyla ve savunmasıyla ve uzun süreden beri forma şansını az bulmasıyla bu şansını değerlendirecek diye düşünüyorum. Baran... Evet, 4-7 Yamaç. Evet, Yamaç 4-7. Dün 5 faul oyundan çıkmıştı. Bugün de aynı tehlikeye yine erken girdi. Önümüzde bir periyot daha var. Mola aldı Can. Can Hoca bunu da Yamaç'ı sakinleştirmek için büyük ihtimal mola aldı. Evet, Fenerbahçe'nin ivmesi çok güzel. Basketbol gerçeği. Güzel bir ivme kazandı. Bana göre bu faul bana göre çok basit bir fauldü. Yani kimse yanlış anlamasın. Böyle o iki bir hareketlenme vardı. Verilmemesi gereken bir faul müydü? Yani bana göre verilmemesi gerekiyor. Tabii ki hocamızın takdiri. Çünkü hareketlenme de Yamaç görmedi yani şeyi, yani karşılıklı sahasına dönmeye çalışırken olan bir şeydi, temastı. Bir engelleme yoktu ama tabii ki hocamızın takdirine kalmış. Evet. Yanmışsın. Kıldır aldın mı? Sağ içinden röportajlar, canlı röportajlarımız olacak. Tabii izleyenler bunu daha sonra seyredecekler ama yine belirtelim. Her maçın sonunda Engelsiz Basket ekibi olarak maç yayınları, sağ röportajları, maç sonu görselleri, haberleriyle camiamıza renk katmaya, camiamızın her bireyine ulaşmaya çalışıyoruz. Bizi destekledikleri için herkese buradan çok teşekkür ederim. Üçüncü periyot, son 1 dakika 39 saniye. Yamaç bu arada 4-7. Hemen hocam, Can hocam hemen kenara aldı. Evet, yine mi Kinem hücum ribantını alıyordu. Evet, Samet hemen özgür. Özgür rahat şu an. Kim? Samet. Samet dışarıda şu an. İbrahim dışarıda bıraktı. Bakalım oyunu yapabilecekler mi? Evet, yine Serdar ikinci fast break'in. Bu Serdar'ın
Evet, 2'de 2 yaptı. Fast break'te Serdar. 49-57 fark 8'e çıktı. Evet. Gaziantep farkı açılmasını izin vermiyor. Oyunuyla ...51-57 fark 6, son 18 saniye, 3. periyot. Evet, top kaçtı mı? Evet, Özgür aldı. Hemen. Evet, top son 5 saniye. Sanırım yazmadılar. Sayı yazdılar mı? Sayı yazmadılar bence de. Dur söylemeyelim de. Şunu. Bizden çıkmasın. Evet. Neyse biz yine söyleyelim. 51-57. Yani şu anda yazıldı. Şu an yazıldı. 53-57. 4 sayı fark. Bir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Evet, faullerine bakıyoruz. Özgür 3 faulle devam ediyor. Şu an başka 3 yok Gaziantep'te. Fenerbahçe'de Yabancı 4 faulle devam ediyor. Evet, faullerde çok büyük bir sorun yok. Yabancı dışında şu an her iki takım da rahat. Son periyoda girdik. Evet, Özgür Ferit'ten top almayı bildi. Şöyle bir baktı kim gidiyor diye. İleri. Evet, Serdar rahat. Ooo, turnike kaçırdı. Serdar. Morali bozuldu. Haklı olarak. Abedi tek el. Evet, beraberliği sağla. Şu an beraber. 57-57. Dördüncü periyot beraberliği sağladı Fenerbahçe. Özgür üçlüğü atar mı? Samet. Evet, Samet çok iyi. Sayı engelledi diyebiliriz Ferit yani. Evet, sayı olmasını çok rahat engelledi. Çok iyi yani. Ferit'in 35 forma numaralı Ferit. Şu an kaçıncı faulü? Birinci galiba. Evet, birinci olması lazım. Akıllıca bir faul yaptı.
57-57 maç devam ediyor. 4. periyot. 8-11 süre. Selim harika bir oyunla bir sayı yapmayı bildi set hücumuyla. Gaziantep 57-59 tekrar öne geçmeyi bildi. Tekrar berabere 59-59. Özgür Samet. Sayar ikinci faali, takımın da ikinci faali oldu. Hemen top kurmuşken Fenerbahçe öne geçme şansını kaybetti. Maçın başından beri Antep üstünlüğü vardı. Fenerbahçe öne geçme şansı vardı. Onu kaybetti. Ama maçın girişatı İlme Fenerbahçe üzerine. Ama Özgür Gülbürak iki sayıyla tekrar takımı öne geçiriyor. Durum şu anda 61-59, son 6 dakika 36 saniye. Evet. Yamaç oyunda. İbrahim seri bir oyuncuydu aslında, bakın savunmasını çok iyiydi. Çok iyi gördü savunmada. Çok hareketliydi. Ama tekrar Can Hoca Yamaç'ı tercih etti. Bir faul. Abedi'ye geldi. Bekledi. Evet. Faulü ama Abedi'ye verdiler faulü. Galiba bir tutma var dedi. Tabii ki hocalarımızın takdiri önemli. Evet, 59-61 maç devam ediyor. Son 6 dakika. Hücumda son 7 saniye. Özgür üçlük mü atacak? Son 1 saniye Murat. Yok, sayı yok. Evet. Geç kaldı Murat. Durum 59-61. Gaziantep üstünlüğe devam ediyor. Periyotta öne çıktığını görüyoruz. Sayari çok rahat. Aynı bölgeden çok rahat. Üçüncü hatta dördüncü tur attı sanırım. Takımını taşıyor. Taşıyor Fenerbahçe'nin. Beraberliği sağladı tekrardan. Son 5 dakikaya giriyoruz. 61-61 skor. Gaziantep 61-63 öne geçti. Her iki takım da çok iyi direniyor. Çok iyi oyunlar çıkarıyor. Evet, son noktayı kim koyacak? Zaman gösterecek.
belki uzatmaya bile gidebilir bu maç. Sayari çok iyi devrilmeyi bildi içeriden. Bir daha kendi topunu aldı. Sanırım Murat faul yaptı. Evet, Murat 3 işareti yapıyor, 3 bekledi. İki atış. Hasan Sayar'dan seyredeceğiz. İki faulle 15 sayıyla oynuyor Hasan Sayar'ı. Tekrar atış. Evet, kenarda Fatma Şahin'i görüyorum, Bağcılar Belediyesi yönetiminden başkanı ve Antakya Hatay Büyükşehir Belediyesi Serkan Çelik kenarda maça gelmiş. Hoş gelmişler diyelim. Çanakkale Başkanı Ali Yasin. Evet, onu söyledim, Ali Yasin Bey burada. Evet, birçok ilden bu maçı izlemeye geldiler, finalleri. Selim Özgür'den Samet'e. Samet bitirdi bu pas alarak. Durumu 62-65'e getirdi Samet. 3 sayı fark. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde. Son 4 dakika 11 saniye var. (gülüyor) 64-65. Antep'in biraz yukarıda savunması lazım. Yani ikinci çeyrekte yaptığı savunmaya tekrar geri dönmesi lazım. Tekrar takım gömülüyor çünkü. Gömüldükçe de 45 diye tabir ettiğimiz üst bölgelerden çok rahatlıkla sayılar buluyor. Hasan Sayar ile Yamaç bu bölgeler çok rahat sayılar bulabiliyor. Antep takımının gömmek yerine biraz daha üstte kalması şu an için daha etkili bir savunma olacak. Rahat şut çektirmemeli de gerekiyor ama çok rahat sayıyor Antep. Evet, bakın. Evet. Dediğim gibi pozisyona topa yapılan doğru baskılar rahat şut çekmemeye neden oluyor. Rahat şut çekmeyince de sayı olasılığı düşüyor tabii ki. Bir sayı önde Antep, son 3 dakika. Senin sayaktan Murat Aslanoğlu. Aslanoğlu Hasan Sayar'ın müdahalesinden kurtarıp Özgür pasını verdi. Özgür tekrar samet. Samet çok iyi sıyrıldı. Foul geldi. Basketbol çıkmadı. Samet çok güzel sıyrıldı. İki kişi arasından çok güzel girdi. Üç el çıktı üstüne. Geri çekme diyor hakem. Maçın skorlarına baktığımızda da Yamaç'ın 25 sayısı, Sayar'ın 15 sayısı var. Ferit'in 15 sayısını görüyorum. Gaziantep takımından Özgür Gürbak 25, Selim Sayak 20. Samet'in de 11 sayısı var. 12. sayısını atıyor. Yani karşılıklı ataklarla geçiyor. Antep takımı henüz geri düşmedi bu maçta. Son 2 dakika 53 saniye. Fenerbahçe'nin bu pozisyon dışında 2 pozisyon geride olduğunu söyleyebilirim şu anda. Maçı kazanması için. Yamaç çok rahat girdi. Yine skor beraberle geldi. Bu maçın uzatmaya, basketbol diye bakarsak olaya, uzatmaya gitmesi anormal karşılanmaması lazım. Çünkü ataklar net. İki tarafında ataklar net gözüküyor şu anda. Ama son periyodun ve son 3. ve 4. periyodun akışına bakarsak Fenerbahçe sanki iki sayıyla
3 sayıyla bu maçı alacak gibi. Tek kuvvet kenarda. Ne olur, ne evet, yaşanan olur. Olaylardan sonra evet. Yani ilk gün Galatasaray Beşiktaş, Galatasaray Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan sonra Çevik Kuvvet her maça yoğun şekilde geliyor. Şu anda olay çıkacak bir durum yok. Onlar da rahatlıkla maçlarını izliyorlar. Bu yayın gerçekten net olacak. Hemen bugün hemen atalım. Akın. Yani yayını otelde atacağız. Konakladığımız yerde atacağız. Burada olmaz mı? Yani çok internette. Deneriz ama çok yakın. Maçı indirdi. 68-66 tekrar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öne geçti. Son 2 dakika 15 saniye kala Gaziantep öne geçmeyi bildi. Selim mi? Aşağıya 68-68 Fenerbahçe 1 dakika 56 saniye kala beraberliği yakaladı. Maç uzayabilir bir tahminimce. Evet, şöyle bir baktı Sayarı'ya Yamaç. Yamaç baskı altındaydı. Tutulmuştu, vazgeçti. Kendi topuyla geldi. Kim? Büşra mı? Bakalım. On numara. Benim. Tek atarsa maçın beraber bitmesi zor. İhtimal. Eğer Fenerbahçe ilk defa öne geçti. Bunu hatırlatmak isterim. Burada 69-68 oldu skor. Yok, geçti öne bir ara. Geçmedi mi? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum ben ama. Ben de geçti diye hatırlamıyorum açıkçası. Bu arada burada Fevzi abiyle bir ikilemde kaldık. Evet, 2'de 2 attı Yamaç. Şu an 70-68. Tek atsaydı beraber kalma ihtimali düşecekti. Şu an takım faulü Fenerbahçe'de oldu. Gaziantep Belediyesi 3 puan 3 sayıyla. Evet, Fenerbahçe sanki oyunu soğuttu gibi Sayarı pot altında. Ferit aldı, seken topu. Evet, son 51 saniye. Farkı 4'e çıkardı. Müthiş bir oyunla Fenerbahçe 2 basketle öne geçti. Evet, Gazişehir Büyük Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi farkı koruyamadı. Ucumda boş dönünce Fenerbahçe ucumu değerlendirince fark 4'e çıktı. 72-68. Galibiyeti zora soktu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Son 51 saniye
dördüncü periyot için. Fenerbahçe oyunu yavaşlatacaktır büyük ihtimalle. Evet, Özgür'ün üçlüğüne. Bence Özgür 3 atacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, Muharrem hocamız çok sinirlendi. Haklı olarak. 4 periyot. Önde giden maçı son 50 saniye. 4 sayı geride girmesi tabii ki onu haklı olarak sinirlendirecektir. Atar mı Ferit? Bunu atarsa evet, fark 3 basket oldu. Çok zor bir kapanması zor bir sayı. 3 basket. Ben olsam bırakırım. Son 23 saniye. Evet, dediğim gibi yavaşlattı. Evet, Gaziantep de bıraktı. Taraftarlar destek veriyor takımına. Evet, maç 74-68. Takımlar birbirlerine tebrik ediyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni de tebrik ediyoruz. Yarınki maça devam edeceğiz. Yani her şey bitmiş değil. Yarınki maçı Gaziantep alırsa 3. maça kalacağız. Her iki takımın ellerine sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Can hocam, Muharrem hocam, ellerinize sağlık. Hakem arkadaşların ellerine sağlık. Bugünlük canlı yanımız olmasa da banttan yanımız bu kadar. Bunu bir an önce YouTube'a indirip siz camiaya seyrettireceğiz ve biz scoreboard'u hemen gösterelim. Evet, 74-68 fauller, skorlar hepsi orada. Evet, canlı yayınımıza devam edeceğiz bugün. Beşiktaş Galatasaray maçı. Bugünlük canlı yayınımız bu kadar diyebilirim. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Yalnız bir daha söylüyorum, lütfen beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Rica ediyoruz. Ben Feyz Çakmak, herkese sağlıcak diliyorum. Hoşça kalın.